Merhaba arkadaşlar. Ankara'dan sevgiler, saygılar. 5. bölümle devam ediyoruz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Genelde çıkan sorular içerisinde ben şunu fark ettim. Mesela teknoloji, öğretim yöntem teknikleri, sınıfta ne yaparsınız, işte yaramazlık yapan öğrenci ne gibi müdahale edersiniz. Bu sorular ve benzerleri birçok kişiye çıkmış. Bunların üzerinde en azından söyleyecek şeyleriniz olsun arkadaşlar yorum yapabileceğiniz, argümente edeceğiniz, elinizde e, verileriniz olsun o anda söyleyebileceğiniz yani hani soru sorulduğunda en azından komisyona bildiğinizi e, bu konu hakkında birkaç fikrinizin olduğunu göstermeniz olumlu olacaktır. Bir de hiçbir şey söyleyememek var. Bu e, gerçekten kötü olurdu. O yüzden dolayı sizlere yardımcı olması için eee giren arkadaşlarımızın gönderdiği elimde biriken soruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Öğretmen sınıfta dönüt almak için neler yapmalıdır? Dönüt veren öğrenciye ne gibi pekiştireç verilir? Böyle bir soru gelmiş. Uzaktan eğitimin artıları ve eksileri nelerdir? Böyle bir soru gelmiş. Dijital okuryazarlık nedir? Bu şekilde bir soru gelmiş. Öğretmenler aralarında nasıl işbirliği yaparlar? Böyle bir soru gelmiş. Robotik kodlamayla ilgili bir soru gelmiş. Eğitimde açık uçlu soruların kullanımı nasıldır? Klasik sınavın artıları ve eksileri nelerdir? Test sınavının ve açık uçlu Kısa cevaplı soruların e, olumlu olumsuz yönleriyle ilgili sorular gelmiş. E, Sabahattin Ali'nin eserlerinden sorular gelmiş. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra önemli tarihlerle ilgili. Sorular gelmiş. Bu tarihteki İstanbul'un fethi, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, bunlarla ilgili sorular gelmiş arkadaşlar. İşte Z kütüphane nedir? Böyle bir soru gelmiş. Devam edelim. Derslere geç kalan öğrenciye neler yaparsınız? şeklinde devam devamsızlık konusundaki fikirleri sorulmuş. Gürültülü ders dinlemeyen sınıfa nasıl müdahale edersiniz? Devam ediyorum. EBA ile ilgili soru gelmiş. EBA ile ilgili sorular gelmiş. Seminerler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir şeklinde gelmiş. Dijital okuryazarlık gelmiş. Ee, öğretmen müdür ilişkisi öğretmen müdür yardımcısı öğretmen e, arkadaşlarıyla öğretmenler odasındaki ilişkisi nasıl olmalıdır şeklinde bir soru gelmiş İmli Sina ile ilgili bir soru var basitten karmaşığa tekneye ile ilgili bir soru gelmiş. Ee, disiplinler arası öğrenme nedir? Bununla ilgili gelmiş. İçe kapanık öğrenciye nasıl müdahale edersiniz? Test sınavının artıları ve eksileri nelerdir? Olumlu, olumsuz yanları nelerdir? Dersinizde uygular mısınız? Branşınıza göre yorumlayın. Denmiş. Hiç parmak kaldırmayan İçine kapanık öğrenciye ne gibi bir müdahalede bulunursun şeklinde bir soru gelmiş. TÜBİTAK'la alakalı ne gibi faydaları var diye bir soru var. Lale Devri ile ilgili bir soru gelmiş. Ekonomiklikle eğitimde imkan fırsat eşitliği ile ilgili sorular gelmiş arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu mentorlukla ilgili, akran danışmanlığıyla, akran öğrenimiyle, öğretimiyle ilgili bir soru geldiğini yazmış. Arkadaşımız özel öğrencilere nasıl davranırsınız? Sınıfınızda olduğunda nasıl bir plan hazırlarsınız? şeklinde bir soru var. Materyali neye göre belirlersiniz şeklinde bir soru sorulmuş. Devam ediyoruz. Sürekli tuvalete gitmek için izin isteyen çocukla ilgili ne yaparsınız şeklinde sorulmuş. Sanatsal çalışmalar ve beden eğitimi dersleriyle ilgili sorular sorulmuş. Bu sınıf öğretmenliği branşında olan bir arkadaşımıza gelmiş. Branş için yorumla, yorumlaması istenmiş. Devam ediyoruz. Divanı Lügat-ı Türk ile ilgili bir soru sorulmuş. Öğretmenin sosyal medya kullanmasının olumlu ve olumsuz yönleri, öğrencinin telefon kullanmasının okulda olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir şeklinde. Psikomotor becerileri nasıl geliştirirsiniz, duyusal becerileri nasıl geliştirirsiniz şeklinde bir soru gelmiş. Altı şapka yöntemiyle ilgili, renklerle ilgili yorum yapmanız ve örnek vermeniz istenmiş. Eğitime uyarlamanız istenmiş bunu. Devam ediyorum. Tam öğrenme modelinde üst düzey bir bilgiyi nasıl öğretirsiniz? Şeklinde bir soru var. Mikro eğitim sorulmuş. Gartner'ın zeka türleri sorulmuş. Devam ediyorum arkadaşlar. Performans değerlendirme ile ilgili bir soru sorulmuş. Yine Suriyeli öğrenciler için PICTES uygulaması konusunda ne düşünüyorsunuz şeklinde bir soru var. Bakalım devam ediyorum okulda öğrenme modeline göre öğrencinin öğrenmede istekli olması nedir istekli öğrenciye ne gibi e, yöntem ve teknikler uygulanır sınıftaki isteksiz öğrenciler nasıl derse katılır şeklinde bir soru gelmiş. Sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle alakalı bir soru var. Kinestetik öğrenmeyle ilgili bir soru var. İşte veliyi aktif hale getirmek için neler yaparsınız? Böyle bir soru. Tiyatrocularda ve sporcularda bulunan zeka alanı çoklu zekaya göre nedir? Şeklinde bir soru gelmiş. Devam ediyorum arkadaşlar. Öğretmen merkezi, öğrenci merkezi eğitim nedir? Buna örnekler istenmiş, açıklanması istenmiş. Aktif öğrenme sorulmuş. devam ediyorum. İlkeler vardı. İlkelerle sorular gelmiş. Baştan ayağa şeklinde ve bununla ilgili bir arkadaşımız daha yazmıştı. Ona da bakacağım. Araştırma inceleme yöntemiyle ilgili bir soru gelmiş. Kendinizi geliştirmek için neler yaparsanız şeklinde soru gelmiş. Nobel Barış Ödülü ile ilgili Soru gelmiş burada Piaget'in bu zeka kuramları ile ilgili bir soru gelmiş tam hatırlayamamış arkadaşımız ama Piaget ile ilgili geldiğini söylemiş rehberliğin ilkeleri sorulmuş arkadaşlar. İşte pekiştirmelere örnekler verilmesi istenmiş. Son arkadaşlar birkaç tane daha kaldı. Onları da söylüyorum. Çoktan seçmeli ölçme araçlarının e, olumlu ve olumsuz yanları. Genelde arkadaşlar sorular ben şunu gördüm. Ankara için ve İstanbul'dan gelen sorularda hep aynı şeylerin etrafında dolaşıyor. Yani çok uzaklaşmıyor. Sınıfla ilgili, veliyle ilgili, öğretmenlerle ilgili, idareyle ilgili sorular geliyor. İşte Kutatku Bilik sorulmuş mesela. Testin güvenilir olması için neler yapılmalıdır şeklinde soru gelmiş. Şu anda arkadaşlar bunlar yine geldikçe sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım sizler için de faydalı oluyordur. Şunu da söyleyeyim İşte bu tablolarla ilgili soru gelmiş. Mona Lisa işte Leonardo da Vinci e, Louvre Müzesi bunlarla ilgili e, sorular gelmiş. Aklınız olsun. En azından hiçbir şey söyleyememektense birkaç kelime bir şey söylemek etkili olacaktır. E, komisyonu etkilemek adına. Çünkü orada e, doğru cevap vermenize de bakılıyor. Sorulara. Ama e, daha da önemlisi sizin hitabet gücünüze ee, karşı tarafı etkili etkileyiciliğinize nasıl e, etkilediğinize sınıf hakim olabilecek misiniz? Daha sonra e, bildiğiniz bilgileri öğreticiliğinizin ne durumda oldu? Karşı tarafa aktarabilecek misiniz? Öğrencilere bunu geçirebilecek misiniz? Bunlara da bakılıyor. Ee, öyle söyleyebilirim. Umarım eee herkes için hayırlısı olur. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hoşçakalın.